Günaydınlığı çok oldu. Saat 12:10 falan geçiyor. Ben kendimi dışarı attım. Bugün 1 Nisan'dayız. Şimdi Sokcu Nosu'ya gideceğiz. Kiraz çiçekleri açmaya başladı. Tam açtığı günde değiliz ama bakalım ne kadar açmış. Her yer yepyeşil falan olmaya başladı. Ben aşırı heyecanlanıyorum. Biliyorsunuz ki ilkbaharlarda. Ben bu arada 2 haftadır falan alerjilerimle uğraşıyorum. Bahar alerjim var. Böyle sürekli burnum kaşınıyor. Şuralarım falan böyle alerji oldu, kabardı, bir şeyler oldu ama geçecek. Yine de sizinle bugün biz bize date yapmaya karar verdim. Biraz kiraz çiçeklerini şey yaparız. Günlüğümü falan kaç gündür yazmıyorum. Yanıma aldım onu. Bir kafeye oturup yazabiliriz ve birazcık da bahar alışverişi yapmak istiyorum. Az önce ceketi giyip giymeme kararında çok kaldım. Böyle tam çıkarken biraz soğuktu. Üzerime bu ceketi giydim ama şimdi de sıcak. Geri mi bıraksın? Bilmiyorum, böyle konu birikti. Biraz sonra böyle oturdukça kafada falan da ara ara neler olduğunu size anlatacağım. Yani demem oluyor ki vloguma hoş geldiniz. Bugün biraz farklı başlangıç yaptık. Arkadaşlar, mahallem. Mahallem direkt Lotte Tower'a çıkıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bugün hem 1 Nisan hem de pazartesi, böyle tam yeni bir aya başlamak için bomba gibi. Yeni kararlar almak. Yeni şeyler yapmak. Bir de ben bayağı böyle kendimi erkenden dışarı attım ki yine kalabalıktır eminim ki ama bizim gittiğimiz yer normalde inanılmaz kalabalık olan bir yer. Çok böyle kalabalık olmadan orada olmak istedim. Kalabalık. Bu ne kalabalık? İnanılmaz, bu kadar insan sanırım öğlen arasına gelmiş. Yıllar önce kiraz çiçekleri açtığında burayı görmek için saatlerce yoldan geliyordum ve şimdi burada yaşıyorum. Buraya cidden 10 dakika yürüme mesafesinde yaşıyorum. İnanılmaz tatlı. Arkadaşlar, kışın burada bir tane insan olmuyor. Geliyorum, tek başıma yürüyüş yapıyorum. Şimdi baksanıza cıvıl cıvıl ve
çoğu çiçek daha açmamış olmasına rağmen böyle. Keşke benimle birlikte gelip fotoğrafımı çekecek bir arkadaşım olsaydı. Önce çektiğim kapıda fotoğraflarımı çektirdim. Daha tüm çiçekler açmamış. Bir tur döndüm, burası büyük ama hani çabucak yürüdüm, birazcık sizin için de çektim. Şimdi bu çevrede çok güzel yerlere bakıyorum. Az önce bir yere çok beğendim ama emin olamadım. Daha güzel yerler var çünkü burada. Bir kafeye daha bakacağım, sonra sanırım buraya geleceğim. Burayı beğendim. Arkadaşlar, çok sevdiğim bir kafeye geldim. Ya buraya şu an 3. falan gelişim ama beklemedeyim. Burası her zaman inanılmaz yoğun oluyor. Hani beklemeden girmiştim bir kere bile yok ama inanılmaz lezzetli. Ve Seoul'deki en pahalı kafelerden bir tanesi falan olabilir ama hani içerideki sıcacık koku o kadar güzel ki, çok güzel şeyler var, yiyecekler falan var. Ben şu an aç da değilim ama yani buraya gelmişken bir şeyler yerim diye düşünüyorum. Kahve içip böyle birazcık oturacağım bakalım. Sonra ne yapacağım? Alışveriş merkezine geçeceğim. Karşı taraftaki alışveriş merkezine. MAC'e uğrayacağım. Spreyim ve kaş sabitleme jelim falan bitti. Bir de birkaç ilkbahar için kıyafet almak istiyorum. Sonra iki tane arkadaşım aradı. Evdelermiş, evde oturuyorlarmış. Ben dedim ki siz çıkın. Onlar da dediler ki biz çıkmak istemiyoruz, sen gel. O yüzden hani böyle ben birkaç saat kendimle date yaptıktan sonra onların yanına da geçişebilirim, hala birlikte olmuş olurlarsa eğer, bilmiyorum. Bakalım. Bu çorba denemek istiyordum. O yüzden bu çorbadan sipariş verdim. Ve kahve. Arkadaşlar, kafeden çıktım. Ay, bu saçım başımın hali ne? Biraz günlük yazdım, biraz işte şey program defterimi yazdım falan. Çorba içtim, çok hafifti. Gerçekten çok lezzetliydi. Yani buranın çorbası ilk defa denedim ama ona da bayıldım. Buranın bir kahvesini sevmiyorum. Çok böyle şey oluyor. Bir dahaki gelirsem hani meyve suyu falan içerim. Gerçekten sevmiyorum ama yine de kahve ziyanını hiç sevmediğim için tek kat bardağını aldırdım kahveyi. Şimdi ben normalde buradan çıkar çıkmaz alışveriş merkezine gidecektim. Ve orada alışveriş yapacaktım. Ama az önce arkadaşlarım aradı, dedim ya, onlar öğlen yemeği yememişler. Ve sürekli gel 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 üçümüz yiyelim diyorlar. Ama evde yiyeceğiz yani. Yakın yaşıyoruz. Hani gel sensiz yemeyelim işte falan modunda oldukları için. Şimdi taksiye binip onların yanına gideceğim ama hani onların yanında çok durmadan, böyle akşam olmadan da gelip bir daha alışveriş yapmak istiyorum açıkçası. Yani bugünümü bayağı verimli değerlendirmek istiyorum. Şimdi akşam yemeğine buluşalım dedim ama onlar akşam yemeğine dağılacakları için hani öğlen yemeğini birlikte yiyip daha sonra ben akşama böyle gelip alışveriş yapmayı düşünüyorum. Bakalım, şimdi taksi çağıracağım. Yani
예습 뻔했어. 이거에서 다 이 동네 올해 1학년들밖에 없는. 와. 뭐야? 집에 그림 기비 위기는 올마다 심데. konuşmayı düşünüyorum. Eve geldim. Video burada bitirmem, yarın bitirmeye karar verdim. Yarın görüşürüz. Annyeonghaseyo. Yeni bir günle selam arkadaşlar. Takside hemen bir makyaj yaptım ama hiç içime sinmedi. Yani böyle bir tuhaf. Ama hani yorgun gözükmeyeyim yeter gibi bir mod oldum şu an. Göçmenlik ofisine gidiyorum. Orada ajansımdaki John'la buluşacağız. Evraklarımı vereceğim. Hem ajansımı değiştirdim hem de işte yeni ajansım üzerinden vizemi uzatıyorum. Hayırlısı. Zaten yani şu an bir problem çıkacağını düşünmüyorum ama yine de hayırlısı. Çok tuhaf olmuş. Böyle şu bir beyaz bir şeyler yapmışım. Neyse önemli değil. Yani zombi gibiyim ama az önce yorgun zombiden daha iyi. Dün zaten kız arkadaşlarımı falan içtim ya. Daha sonra iki arkadaşımız da geldi. Akşam 12'ye kadar içtik. Ben 2 saat diye gittiğim yerde 8 saat durdum. Ama çok eğlendik. Böyle gerçekten böyle kız enerjisi gibi oldu. Çok güzeldi yani. Ama işte onlar hatta devam ediyorlardı. Dedim ki benim yarın göçmenlik ofisine gitmem lazım. Arkadaşlar size iyi eğlenceler dedim. Ve ortamı terk ettim. Akşam 12 gibi. Biraz uyudum uyandım işte hazırlandım. Kahvemi aldım. Normalde 9'da buluşacağız demiştik ama işte patronun evi de inanılmaz uzak olduğu için 40 geçe buluşmaya karar verdik. Ben yine de 20 dakika önce varacağım. Yolum az kaldı. Her yer çiçek açmış. Sakuraları izleye izleye gidiyorum. Dün vlog istediğim gibi gitmedi ama bakalım bugün nasıl olacak. Bir günde hem ajansım değişti. Zaten değişmişti, imzalar atmıştık. Hem de bilgilerimi şöyle kapatayım ama vizem uzadı. Vatana millete hayırlı olsun. Yani Kore bu yılda benden kurtulamadı. Şimdi ben eve gidip bu iğrenç makyajımı silip biraz dinlenmek istiyorum ve çok açım. Ben genellikle böyle günlerde kendimi ödüllendirmek için kimchi yerim. O yüzden kendime kimchi sipariş vereceğim. Evde görüşürüz. Bir sene daha görüşmemek dileğiyle. Göçmenlik ofisi. Ha bir de evime çok uzak ya. Bir saat yol gidip geliyorum. Hadi evde görüşelim. Arkadaşlar ben birazcık daha uyudum uyandım ve suratımda hala bu iğrenç makyaj var çünkü az önce yemek yiyordum ya, yatağa bile çıkmadan bildiğiniz böyle olduğum yere bayılmışım. Ah. Dün hem çok içtiğimiz için hem de ben sabah çok erken kalkmışım, böyle oldu. Şimdi pijamalarımla aşırmak istemediğim için böyle uzun bir kapüşonum var, onu üzerime geçirdim. Bir kahve almaya gideceğim. Ondan sonra zaten evde su yok, bakkaldan su falan alacağız. Sonra ben eve gireceğim, güzel bir skin care yapacağım. Kendime geleceğim ve saçımı da topladım. Makyajımın asla bozulmaması. Zaten cilt makyajım kalmadı bu arada. Kuşon kullandığım için kuşon çabuk uçuyor. Neyse, asansör geldi.
Ay tam eve girdim. Ömer aradı. Şimdi Ömer'in yanına çıkacağım. Komşuculuk, aynı binada iki Türk yaşıyoruz. Benim bugün vize işlerim falan olduğu için onları merak ediyormuş. Ben de dedim kahve almışım, yine bir 5 dakika oturayım. Şu an pislik gibiyim, duşa girmem lazım. O dedi ki evi temizlerken ben de biriyle sohbet etmek istiyorum dedi. O yüzden öyle 10 dakika Ömer'in yanına çıkacağım. Olan erkek sen olabilirsin. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Çok kullanışlı. Manzara. Orada konu da şey. Sorry. Oradaki ya. Orada konu da şey. Şöyle bir şey. Welcome to my vlog. O masa. Maske yapacağım. Kendime geldim ya. Latte. Lush'ın maskesi arkadaşlar. Lush'ın maskeleri genellikle taze maske olduğu için ya çabuk kuruyor ya da işte kullanma tarihi çabuk geçiyor. Böyle problemler olduğu için cidden çabuk çabuk kullanıp bitirmek lazım. Zaten az kaldı. Ya bu çok kurumuş ama bir dakika, ben biraz su katıp geleceğim. Lush'ın maskeleri diğer maskelerden farklı olarak buzdolabında falan tutulması gerekiyor. Ama cildi gerçekten bayağı bebek gibi yapıyor. Şu an biraz evet daha iyi oldu. Bunu yapacağım, sonra güzel yıkayacağım. Daha sonra da böyle bir kağıt maske yapacağım. Hı. Şimdi tam böyle sürülecek gibi. Elim ayağım maske. Ne kadar çirkin bir maske sürme şeklidir bu. Benim için canım Orbis. Bak gözüsüne. Bak, direkt odama gidiyorum. Buraya gelecek mi? Kimse bilmeyecek. Ne senin hemşiresen varım? Kaç kere söyleyeceğim? İstemiyorum. Ya karnını bile doyurur mu?